Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmancı Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Çağ, Sudani Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit ile görüştü. Parlamento Başkan Vekili Muhsin El-Menzelavi iftar sofrasında Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit ve Başbakan Muhammed Çağ Es-Sudani ağırladı. Başbakan, başkent Bağdat'ta Abu Ghraib kanalizasyon projesi üzerinde çalışma başlattı. Uluslararası Kudüs Günü alma töreninde yaygın dayanışma duruşlarına tanık oldu. İşgal güçleri saldırının 182. gününde hava saldırıları ve top atışlarına devam etti. Siyonist ordu Lübnan'dan kuzeydeki Metolla kasabasına atılan füze sonucu bir askerin yaralandığını itiraf etti. Başbakan Muhammed Çağ, Sudani Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit ile görüştü. Başbakanlıktan yapılan açıklamada toplantıda ülkedeki durum gelişmelerin ele alındığı ve vatandaşların ekonomik ve güvenlik durumunu etkileyen bir dizi konunun kapsamlı kalkınmayı sağlayacak şekilde tartışıldığı belirtildi. Parlamento Başkan Vekili Muhsin El-Menzelavi iftar sofrasında Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit ve Başbakan Muhammed Çağ Sudani ağırladı. El-Menzelavi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre genel yerel durum ve siyasi sahnedeki gelişmelerin tartışıldığı ve hükümete uygulama konusunda destek sağlamaya devam etmenin önemli vurgulandığı belirtildi. Başbakan, başkent Bağdat'ta kanalizasyonun artırmasına yönelik stratejik projeler paketinin bir parçası olarak Abu Ghraib kanalizasyon projesi üzerinde çalışma başlattı. Başbakan, proje çalışmalarının başlatılması sırasında yaptığı konuşmada Abu Ghraib kanalizasyon projesinin Irak-Çin anlaşması kapsamında onaylanan ve değeri 1 trilyon Irak dinarı aşan 4 projeden birini temsil ettiğini söyledi. Bağdat Valisi Abdul Muttalib El Alevi ise hükümetin bakanlık programı kapsamında Abu Ghraib bölgesine özel önem verdiğini doğruladı. Vali El Alevi Abu Ghraib kanalizasyon projesinin aslında ilçedeki 300 bin kişiye hizmet vereceğine dikkat çekti. ...2024 yılı ortasında Uluslararası Yatırım Kurulu başkent Bağdat'ta inşa edilmesi planlanan metro projesinin onaylanması için Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyurdu. 2024 yılının ortasında Ulusal Yatırım Kurumu başkent Bağdat'ta inşa edilmesi planlanan metro projesinin onaylanması için Bakanlar Kurulu'na takdim edileceğini duyurdu. Bilnisbe Metro Bağdat kademetle şirket alemiye... وبالنسبه الى مترو نجف ايضا قدم شركه عالميه Ulusal Yatırım Kurumu Başkanı tarafından yapılan açıklamada şunlara değindi. Başkent Bağdat metro projesinin inşa edilmesi için 3 ayrı yabancı şirketten başvuru yapıldı. Bunun yanında Necef Kerbela metro projesinin inşa edilmesi için de bir başka yabancı şirkette başvuruda bulundu. Bu projelerin onaylanması için Bakanlar Kurulu'na takdim edilecek. Onayladıktan sonra yakın süre zarfında çalışmaların başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre bu gibi önemli büyük projelerin başlaması Irak'ın ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulanıyor. Bunun yanında başkent Bağdat'ta vatandaşların yaşadığı trafik yoğunluğun önüne geçmesine büyük ölçüde katkıda bulunacak. Bu projeye hizmet yönünden bakarsak vatandaşlar için zaman harcama, trafik yoğunluğu ve daha güvenli bir şekilde iş yerine yetişmesine yardımcı olacaktır. Diğer taraftan hükümet ve devlet bu gibi projelerden ekonomik yönünden faydalanacaktır. Günlük başkent Bağdat'ta 5 milyon araç kullanan kişinin ve bu nedenle yoğun trafik yaşanmasının
önüne geçmek için hükümet tarafından büyük projelerin planları başlattı. Aynı bağlamda Haşi Şabi Güçleri Başkanı Falih El Feyyaz, Başbakan Muhammed Cihazsudani hükümetin ulusal hizmet hükümeti olduğunu doğruladı. El Feyyaz, Zikar'daki aşiret konferansında yaptığı konuşmada başbakanın ısrarcı olduğunu ve kendisine verilen görevi gece gündüz demeden sürdürdüğünü belirterek Bağdat'ın bir çalıştaya, daha doğrusu çalıştaya dönüştürüldüğüne işaret etti. Kalkınma yolunun uygulamaya konulmasına yönelik adımlarda Başbakan'ın ulaştırma işlerinden sorumlu danışmanı Nasır El Esadi, Kalkınma Yolu Yüksek Komitesi toplantısında gümrükler limanlarla ilgili komitelerin kurulması ve ulaştırılması anlaşmasının uygulanmasının ele alındığını açıkladı. El Esadi yapmış olduğu açıklamasında Başbakan tüm kurum ve bakanlıklara kalkınma yoluna öncelik vermeleri ve çalışmaları gidermeleri yönünde talimat verdiğini doğruladı. Ticaret Bakanı Atır El-Garari yarından itibaren 3. un paketinin piyasaya sürüleceğini duyurdu. El-Garari yaptığı açıklamada genel tahıl işleme şirketinin un payını tedarik edecek acente listelerini hazırlamaya başlayacağını belirterek bakanlığın en yoksul bölgelere teslimatı için inceleme programlarında öncelik verdiğini ekledi. Sevgili seyirciler, pek çok İslam ve Batı başkenti Uluslararası Kudüs Günü anma törenlerinde yaygın dayanışma duruşlarına tanık oldu. Bu protestolar sırasında Siyonist varlığın suçlarına yönelik kalkınma çığlıkları yükseldi. Özellikle de bu dünyanın Siyonist varlığın Gazze şeridinde 6 aydan fazla bir süredir yürüttüğü iğrenç saldırgan savaşla aynı zamana denk gelen bu olayın anılmasından bu yana şu ana kadar 100 binden fazla şehit ve yaralının hayatına mal oldu. Çevik Kuvvet Güçleri Doğu istihbarat bilgilerine dayanarak Diyarlı'da 8 uyuşturucu satıcısını tutukladı. Tutuklanan uyuşturucu satıcılarının yanında hafif ve orta silahlar bulundu. Diyarlı'da 8 kişi uyuşturucu suçunda tutuklanıyor. Bugün sabah Diyarlı ilinde hızlı müdahale güçleri arama baskını operasyonu yaparken 8 uyuşturucu satan ve kullanan kişini tutukladı. Hızlı müdahale güçleri arama baskını operasyonunda bir sürü silah uyuşturucu satanların mekanında buldu ve hemen çatışma çıkmadan 8 kişini gözaltına aldı ve adalete teslim etti. Irak Türkmen Cebesi geçtiğimiz günlerde Kifri ilçesinde acımasızca katledilen Şehit Hüseyin Aloşiç'in Kerkük'te bugün bir tazim merasimi düzenledi. Geçtiğimiz günlerde Kifri ilçesinde acımasızca katledilen Şehit Hüseyin Aloşiç'in Irak Türkmen Cebesi Kerkük'te taziye merasimi düzenledi. Taziye merasimine şehidin ailesi başta olmak üzere önde gelen şahsiyetler, siyasetçiler, edebiyatçılar, şehidin severleri ve Türkmen aydın kişiler hazır bulundu. Taziye merasimine katılan milletvekili Erşat Salihi olayla ilişkin kameralarımıza şöyle konuştu. Bu olay normal bir olay değil. Dördüncü kişinin Türkmenlerin şahsiyetinden terör örgütü PKK hedef alıyoruz bizim. Bir, Alevin Salihi, iki, Munir Kafili, üç, Ahmet Tahir, dört, Rahmetli Hüseyin Aloş. Bu delalet için terör örgütü Türkiye'den hesaplaşmasını yapabilmediği zaman bizimle o hesaplaşma listeri yapsın. Biz Türkiye'den ilişkimizin olduğunu, olmadığını inkar etmeriz. İlişkimiz var. Her kim bize destek verirse biz onunla beraber oluruz. Öz maslahatımız hatır için Irak için. Ama bu olay nev'i bir olaydı. Bu patlama olayı garip bir şekilde oluştu. Bunun neticesi gerek malum etsin.
bizim attığımız adımlar bir Türkmen grup başkanı olarak hükümetten talabımız o oldu. O komisyon gelip sonuçlarını bekliyor getirsin. Bir komisyon geldi. İkinci komisyonu parlamentonun içinden emniyet komisyonu ile insan hakları komisyonu gelen günlerde oraya gidecek. Onun neticesini topluma bildirilmesi lazımdı. Bu işlerin bitmesi için Süleymaniye'de Türkmenlerin can güvenliğinin olmamasından dolayı orada Türkmenler için de özel bir kuvvetin kurulmasını talep etmişim. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Kolu Başkanı Kahtan Vindavi, Irak Türkmen Cephesi olarak olayın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Küfür'de şehit edilen büyüğümüz Bayat Aşirat'ın büyüğü Hüseyin Aldoş için Irak Türkmen Cephesi tarafından taziyemetisi düzenlenmektedir. Buradan Suva Silavuz'dan ailesine sabır dilemekten, rahmetliye fesih-i cennet dilemekten. Ayrıca Irak hükümetinin Türkmen insanı defalarca bu kadar terör örgütleri tarafından bu gibi saldırıya uğramaklar neticesi indiye kadar keşfedilmemesi bu bir soru işaretidir. Geçen sene Şehir Ahmet Tahir'i verdik, bugün Hüseyin Aloş'u verdik. Irak'ın bütün topraklarında terör örgütlerin kalması bizim için bir riskidir. Irak hükümetinin acilen bu komisyonun ciddi bir şekilde araştırması ve bu cinayete kalkan müşahedet şehidimizi katleden tarafların ilk defa drone tarafından gasp edilmesi bu bir soru işaretidir. Irak hükümetinin acilen bu neticeni bitirip vatandaşlarımıza bildirmeyi beklemekteyiz. Irak Türkmen Cephesi Kifri sorumlusu Sezgin Bayatlı ise olayın hakkında hükümet tarafından ciddi anlamda çalışmaların yapılmasına vurgu yaptı. Kifri Türkmen Bayat Aşiretli lideri 31 Mart'ta şehit oldu. Bütün Türkmen milletinin bağışı sağ olsun. Büyük bir kayıptı bizim için. Biz de Irak Türkmen Cephesi, Kifri İl Başkanlığı olarak, Kifri Milleti olarak bütün Türkmen milletinin bağışı sağ olsun. Biz yılmayacağız. İnşallah kan da yerde kalmaz. Ama bizim amacımız oldu. Bu iş mutabaa olunsa, Irak hükümeti tarafından mutabaa olunsa. Çünkü Türkmen milletinin hakkı hatta yetmezse. Bir de Türkmen milleti sahipsiz duygu. Hem Türkmen milleti olarak, Türkmen yetkilileri olarak, hem de Irak hükümeti olarak bu gibi olaylar. Çünkü büyük bir terör olayıydı. Gerçekten Irak hükümeti ise düşeni yapsın. Bayat aşiretinin Küfrü Şeyhi Hüseyin Alloş, insansız hava aracılığıyla gerçekleşen bir terör saldırısında şehit olmuştu. İşgal güçleri Han Yunus şehrinin merkezi ve Batı Serafa şehrinin doğusuyla Şehir Zeyt şehri El Magazi kampı, Beyt Hanun ve Tel El Hava civarına yönelik saldırının 182. gününde hava saldırıları ve top atışlarına devam etti. Bu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu şehit ve yaralıların düşmesine neden oldu. Bunların bir kısmı ise hala enkaz altında bulunmaktadır. Bu tablonun ortasında sevgili seyirciler, Gazze şeridine yönelik Siyonist saldırının başladığı Ekim ayının 7'sinden bu yana şehit düşenlerin sayısı 33.091'e yükseldi. Yaralı sayısı da 75.750'ye yükselirken binlerce kişi ise yollarda ve bombalanan binaların enkaz altında kayıp durumdadır. Bu arada Siyonist ordusu Lübnan'dan kuzeyindeki Metola kasabasına atılan füze sonucu bir askerin yaralandığını itiraf etti. Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'ın Siyonist oluşumla olan sınırı bir yandan Hizbullah ve Filistinli gruplar, diğer yandan işgal ordusu arasında çatışmalara sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri Siyonist oluşuma yardımların Gazze'ye eksiksiz ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için yeni koridorlar açılması çağrısında bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi resmi sözcüsü yardımların doğrudan Gazze'ye ulaştırılması için Ashdod Limanı'nın açılması, yardımlarının Kuzey Gazze'ye ulaşması için Aras kapısının açılması ve Urdun'dan doğrudan Gazze'ye yapılan sevkiyatlarda önemli bir artışın da dahil olduğu bu adımların yer aldığını söyledi.
Birleşmiş Milletler'de Gazze şeridinde acil ateşkes talebini yeniledi. Örgütün genel sekreter resmi sözcüsü Gazze şeridindeki halkın acilen yardım akışının artırılmasına ve bu kuşatmanın tamamen ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesine ihtiyaç duyduğunu belirterek Birleşmiş Milletler'e nasıl bir yol izlediğini söyledi. Siyonist düşmana bağlı medya siteleri Gazze'ye her gün 350 yardım tırının girmesine izin verileceğini, bunların 250'sinin Kerem Shalom geçişinden, geri kalanı ise Refah geçişinden olacağını doğruladı. Şeritte daha fazla sayıda fırı faaliyet göstermesine izin verilecektir. Rusya-Ukrayna savaşında Rus savunması kendi topraklarında 50'den fazla Ukrayna uçağını imha etti. Medya kaynakları saldırının büyük bir kısmının ülkenin güneyindeki Rostov bölgesini ve kuzeydeki Morozko bölgesini hedef aldığını bildirerek saldırının yaygın olduğunu ifade etti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şah, Sudani Cumhurbaşkanı Abdullah Tip Jamal Reşit ile görüştü. Parlamento Başkanı Vekili Muhsin El Benzelavi, iftar sofrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Tip Jamal Reşit ve Başbakan Muhammed Şah Sudani'yi ağırladı. Başbakan, başkent Bağdat'ta Abu Ghraib kanalizasyon projesi üzerinde çalışma başlattı. Uluslararası Kudüs Günü alma törenlerinde yaygın dayanışma duruşlarına tanık oldu. İşgal güçleri saldırının 182. gününde hava saldırıları ve top atışlarına devam etti. Siyonist ordu Lübnan'dan kuzeydeki Metuala kasabasına atılan füze sonucu bir askerin yaralandığını itiraf etti. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.